Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile Beta'da yeni Levi haritasının yeni özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Levi haritası baştan aşağı yenilendi. Zaten bunu baştan aşağı inceleyeceğiz. Şimdi Levi haritasına özel yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Çalılara aç butonu eklendi. Bu aç butonu nedir? Bu aç butonuna bastığınızda 5 saniyeden geriye sayıyor ve bu saniye bittikten sonra enerjiniz fulleniyor. Onun haricinde Levi haritasında rastgele mektuplar var. Bu mektuplardan birini bulursanız Levi haritasında gizli sandıklar var. Bu gizli sandıkların yerini görüyorsunuz ve o sandıklara gidip açtığınızda kask, yelek, sırt çanta, silah ve silah eklentileri bulunuyor. Onun haricinde Levi haritasında atılan dropların yerlerini görebiliyorsunuz. Ve Levi haritasına özel yeni bir araç eklendi. Onu da inceleyeceğiz. Şimdi Levi haritasında maça girelim ve Levi haritasının yeniliklerini inceleyelim. Bu saydığım özellikler PUBG Mobile Beta'da bulunuyor. Tabii ki globale çıkarken değişiklik gösterecek. Yeni Levi haritası bu şekilde gözüküyor. Şimdi Bloomster kısmına atlayacağız. Yanardağ gözüküyor. Böyle uçaktan görüntüsüne bakın istedim. Bloomster kısmı çok değişmiş. Evlerin yapıları değişmiş. Gördüğünüz üzere. Ve futbol sahası gözüküyor. Mark the location. Gördüğünüz üzere. Şimdi indik. Bakın evler değişmiş. Öncelikle futbol sahasına bir geçiş yapalım. Bakın evlerin yapısı baştan aşağı değişmiş. Sizce güzel olmuş mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Ben beğendim ancak cihazlarımız çok kasacak. Çok sıkıntılı bir güncelleme olur. Bakın yanardağının alevi. Çok güzel efekt eklemişler. Çok gerçekçi olmuş grafikler. Şimdi sahamıza bir geçiş yapalım. Bug mu bulduk? Evet. Beta olduğu için o nihai sürümünü temsil etmiyor. Toplar bulunuyor. Çift kale maç mı yapacağız? Ana vuruluyormuş. Basılı tutuyoruz. Çok mu yakınız? Niye vurdurmuyor? Toplara vurulmuyor. Önceden vuruluyordu. Bir ara geldi, bir ara gitti. Bu top olayını anlayamamıştım. Topa vurdurmuyor. Ya da basılı tutarak mı yürüyeceğiz? Bir deneyelim, bir daha deneyelim. Vurdurmuyor. Ancak gördüğünüz üzere Bloomster kısmına futbol sahası eklenmiş. Evler baştan aşağı yenilendi. Livik beta olarak kullanılıyordu. Şimdi normal Livik olarak gelecek. Bu şekilde gelirse biraz tuhaf olur. Bakın bir de sandık bulduk. Şimdi çalı özelliğini inceleyelim. Bu arada patlayan arabalara Toros da eklemişler. Ben bir an langırt sanmıştım bunları. Dondurucu gibi bir şey. Yine jeton topluyoruz. Jeton özelliği, market özelliği yine var. Şu an haritadaki dropların yerlerini görebiliyoruz. Bu PUBG Mobile Lite'da da vardı. Gayet güzel bir özellik olmuş. Bakın evlerin görüntüleri tamamen değişmiş. Çok tuhaf bir ev yapısı olmuş. Şimdi bu evlerin içini ezberlemek de sıkıntı. O özelliği olan çalıyı aramaya çalışıyorum şu enerji veren. Ama şu an için bulamadım. Her çalıda bu özellik yok. Buldum. Parlıyor bak. Bu normal çalı. O parlayan çalı. Bak şimdi enerjim full değil. Aç diyorum.
Ve boostum fullendi. Aa, özelliği değiştirmişler. Yarı boostum doldu. Normalde fulleniyordu. Aç diyorum. Bakın orada ışık söndü. Boostum fullendi. Midsnay'in girişinde bulunuyor şu an için. Her çalıda bu özellik yok. Midsnay'in de değişmiş. Şu meşhur büyük binaya bakalım. Ne olmuş? Geçmiş olsun. School'a benzer bir bina yapmışlar. Bu ne lan? Yolları renkli yapmışlar. Tuhaf olmuş. Şimdi yeni aracımızı bulalım ve yeni aracımızı deneyimleyelim. Bu arada Midsnay'in girişine de böyle bir tabela yapılmış. Bakalım drop'ta bir yenilik var mı? Yok, normal drop. Livik haritasına Skip Berkut diye bir yeni yer eklenmiş. Burayı da inceleyelim. Değişik bir liman. Size şöyle göstereyim haritadaki yerini. Şelalenin arka tarafı. Bu shipyard liman kısmı ayrı. Şelalenin arkasındaki Skip Berkut yeri ayrı. Yani farklı bir liman yeri yapmışlar. Çok değişik. Burada da bir sandık var. Livik haritasında bir mektup var. Bu mektubu bulursanız bu gördüğünüz sandığın haritadaki yerlerini gösteriyor. Bir adet Bloomstar'da bulmuştuk. Bir de şimdi Skip Berkut kısmında bulduk. Yani mektup bulursanız bu sandığın yerlerini gösteriyor haritada. Gayet güzel sandığın içeriği. Tam ortada değişik bir loot binası var. Yapısı, mimarisi çok değişik. Ya burada Livy'in Georgia Pool olabilir yani. Gayet güzel olmuş. Mektubu buldum. Bakın böyle bir şey. Şimdi haritayı şöyle göstereyim sizlere. Bakın normal harita değil mi? Aç diyorum. Şu an açıldı. Gördüğünüz üzere haritadaki sandık yerlerini bizlere gösteriyor. En yakın sandığa gidelim. Hemen. Haritada gözüken sandığın yanına geldik. Bloomstar ve şu Skip Berkut yeri kısmında bulduğumuz sandık. Yani o sandıkların haritadaki yerini görmek istiyorsanız mektubu bulmanız gerekiyor. Kaç aldın yaz da kaç ne dedim bir an. Skip Berkut ve Shipyard arasında bu özel çalıdan var. Normal çalılara göre daha renkli. Yani sarı noktalar var. Shipyard kısmı pek değişmemiş gibi geldi bana. Yani görüntü olarak aynı. Bakın buraya ufak bir deniz feneri koyulmuş. Haritada güzel değişimler var. Umarım buglar da kaldırılmıştır. Şimdi haritada yeni aracı arıyorum. Bulduğumda göstereceğim. Evler baştan aşağı yenilendi. Bu arada bu yeni evlerin mimarisini de ezberlemek sıkıntı. Efekt de değişmiş. Bakın şimdi. Vurduktan sonra. Bakın direkt ortada yazıyor isminiz. Orta kısımda. Bir de bitirelim. Bakın direkt orta kısımda yazıyor. Değişik bir görüntü olmuş. Burada stable kısmı. Böyle bir yer yoktu bildiğim kadarıyla. Bu şehirde çiftlik temasında. Gayet güzel ve başarılı bir tema yakalamışlar. Saman balyaları falan. İçerisi şöyle göz atalım. Vuruş efektleri biraz iyi olması gerekir. Umarım düzenlenir. Bakın burada sandık varmış. Açalım.
Yani güzel. Kamyon eklenmiş ancak hurda kamyon. Yani kullanılmıyor. Bir an test aracını hatırlattı bana. Daha doğrusu bu Tesla araçları vardı. Tesla kamyonları. Ulus kamyonlarını anımsattı. Yeni aracı bulamadım. Bir sonraki maçta şansımızı deneyelim. Refineri kısmındayım. Çok değişik bir harita yapısı var. Ev yapıları var. Göstermek istedim. Çok değişik. Haritada karış karış geziyorum. Yeni aracı bulabilmek için. Böyle değişik gördüğüm mekanları da sizlere göstermek istiyorum. Bu arada power plant kısmı değişmemiş. Yani aynı duruyor. Geçtiğimiz kısım Rose Farm. Ve yeni aracımızı bulduk. Yeni aracın sağ solu pek açık yani. Şimdi direkt hemen alana yetişmem lazım. Kornasına basalım. Güzel. Sürüş keyfi de güzel. Yani taklatacakmış hissi vermiyor. Şimdi deyip takla atmak güzel olurdu. Umarım alana ölmeyiz. Yeni araç bu. Livik haritasına özel eklenen yeni arabamız bu. Aracın uzaktan dizaynı pat pat anımsatıyor. Şimdi bir lastiğinin gücünü deneyeyim. Anam kaçmıyor mu? Dur. Bir, iki, üç. Üç mermi de gidiyor. Şimdi bakalım araba kaç mermi de patlayacak. UMP-45 kullanıyorum. Bakalım. Şu an bir 35 mermi harcadık. Uzatılmış şarjörü var çünkü. 36, 37, 38, 39, 40. 41. Hemen alev aldı. Uzaklaşalım. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Direktman 50 mermi de gitti. Midsnake değişmiş. Ben bu değişikliği hiç sevmedim. Midsnake'deki değişikliği. Gördüğünüz üzere öldürme efekti de değişmiş. Kilyas'ın üstünde ismimiz yazıyor. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Bu arada güncelleme tarihi belli değil ama büyük ihtimalle Mayıs ayında gelmesi bekleniyor. Benim oynadığım bu oyun PUBG Mobile Beta. Kanalımda beta hakkında birden fazla video var. Beta nasıl indirilir? Beta'nın kurulumu nasıl yapılır? Beta nasıl güncellenir? Kanalımda detaylı videolar var. Kanala göz atarak detaylı bilgiler alabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim. Bu arada siz bu videoyu 15 dakika olarak izliyorsunuz. Ancak ben beta'da maç bulmak için 3'ten fazla saat bekledim. Yani 3 saatten fazla bekledim. Hiçbir türlü maç bulmuyor. Tekli, eşli, takımlı giriyorum. Eşleşmeyi kapatıyorum, açıyorum, olmuyor. Beta'da maç bulmak kolay değil. Siz şu an 15 dakika olarak izliyorsunuz ama ben dediğim gibi saatlerce uğraştım. Yani işte maç bulamıyoruz, işte sen yalan söylüyorsun falan filan diyenler oluyor. Ben yalan söylemiyorum, ben hemen maç bulacaksınız da demiyorum. Ben 3-4 saat bekliyorum sizlere video çıkarabilmek için. O vaktiniz yoksa beta oynamayabilirsiniz yani. Zaten globale çıktığında bu özellikleri deneyimlersiniz. Bakın bu arada maç sonunda BP artı sezon parası veriyor. Belki bu özellik globale de gelir. Globale gelirse çok güzel olur. Şimdi maçın bitmesini bekleyelim.
Bu arada beta'da rank kasılmıyor. Şimdiden bilginize sunarım. İşte botsun diyenler olur da. Şimdi continent. Bakın sol üst kısma bakın. Sezon token, sezon parası ve BP veriyor. Büyük ihtimalle globale gelmez ama globale gelirse de çok güzel bir özellik ve yenilik olur. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.